Sultan Mehmet'e nasip olacaktır. Efendim, efendim İstanbul'da 29 sahabe kabri var. Bunun 18'i Sur içinde. 3'ü Beyoğlu bölgesinde ve geri kalan kısımda bu Ayvansaray'la Eğrikapı arasında kabirleri yer almaktadır. Ve asıl önemlisi bugün İstanbul'un manevi sahibi olarak kabul görülen Eyüp Ensari Hazretleri'nin kabri de bugün Eyüp Camisi'nin olduğu yerdir. İstanbul'un ilk Nimelceş kabri denir. Peki İstanbul'un Nimelceş kabirleri nedir? Efendim, aynen İstanbul'a gelen sahabeler gibi İstanbul'un fethine iştirak etmek isteyen ve İstanbul'u fethi için şehit düşen gazi olan şahıslara da o güzel askerlerden dolayı Nimelceş denir. Ve sahabeler de İstanbul'un Nimelceşleridir. Onlar evvelün denilen önce gelenler, ahirün denilen İstanbul'un fethini gerçekleştirenler. Yani Fatih Sultan Mehmet'le beraber gelenlerdir. Ve İstanbul'un Nimelceşlerini ikiye ayırabiliriz. Fatih Sultan Mehmet'ten önce gelenler ve Fatih Sultan Mehmet'le beraber gelenler. Ve İstanbul
girmek ve İstanbul'un o güzel askerlerinden birisi, o mutlu askerlerinden bir tanesi, yani Nimel Ceyş olabilmek için ilerlemiş. Eyyub el Ensari Hazretleri'nin kabrinin burada olması onun ilk İslam ordusuyla beraber gelişiyle başlar. Ve hastalanır ve İstanbul surlarının içerisinde defnedilmek istenir. Ve öyle bir hücuma geçilir ki bu hücumu hemen Ayvansaray bölgesindeki kuvvetlerle beraber durumu izleyen Bizans İmparatoru şaşkınlık içerisindedir. Ve bir naaşın getirildiğini görür. Bu hücum gerçekleşemez. Ama İslam ordusu çekilirken şu şartı koşar. Resulullah Efendimizin sancaktarı, Resulullah Efendimizin ev sahibi, onun sahabesinin İstanbul surlarına yakın bir noktada defnetmek istediklerini ifade ederler. Ve İslam ordusu çekildiğinde eğer ki bu kabir zarar görürse tekrar ve tekrar bu ordunun bu surlara dayanacağı ifade edilir. Evet, Eyyub Ensari Hazretleri'nin arkamda bulunduğumuz türbenin olduğu yere defnedilir. Surların dibinde değildir ama İstanbul'un surlarının hakim görüş noktasındadır. İstanbul fethedilemez. Pek çok sahabe gibi Eyyub el Ensari Hazretleri de burada defnedilir ve ordu çekilir. Bundan sonrası daha ilginçtir. Bu ilginçliği 1173-74 yılları arasında İstanbul'a gelen Arap seyyah Ebu Bekir Hereki'den öğreniyoruz. İstanbul'un o Hristiyan halkı pek çok mucizeleri gördüğünü ifade ettiği ve geceliğin bir ışık, nurun indiğini gördüklerini ve bundan dolayı da aziz olarak kabul ettikleri Eyyub el Ensari Hazretleri'nin kabrinin ziyaret ettiklerini, adadıklarını ve kubbeli bir türbe inşa ettiklerini eserinde ifade eder. Latin istilası döneminde önemli bir ziyaret olan bu bölge Latinler tarafından yağmalanır, tahrip edilir. İstanbul'un fethine geldiğimizde bu kabrin yeri biliniyordur. Ama Eyyub el Ensari Hazretleri'nin kabri mi, değil mi, sahih mi? İşte o Akşemseddin'e kalıyor. Ve bu kabrin sahih olduğu ve kabrinin burası, asıl burası olduğu İslam ordularına haber verilir. Yani İstanbul'un fethi için gelenlere. O ordunun bir moralidir. Ve o yüzden de Eyyub Ensari Hazretleri İstanbul'un fethi için gelmiş olmasına rağmen fethini göremez. Ama İstanbul'un fethinin gerçekleşmesinde müjdeci olur. O yüzden Osmanlı hanedanlığı içerisinde Eyyub Ensari'nin ayrıcalığı çok farklıdır. Ve Fatih'ten itibaren bütün Osmanlı padişahları kılıç kuşanmaya buraya gelirler ve Eyyub Ensari Hazretleri ya türbesinin içerisinde ya avlusunda kılıç kuşanır. İşte o yüzden de bu gelinen yola Culus yolu denir ve hemen burada Culus kapısıdır ve bu kapıdan itibaren de Eyyub Ensari Hazretleri'nin bulunduğu, kabrinin bulunduğu türbeye ulaşılır. Efendim, Fatih'ten beri dedik, evet Fatih Sultan Mehmet kılıcını burada kuşanmadı ama fetihin ilk namazı da fetihten sonra ilk şükür namazlarından
birisi de burada kılındı. Biliyorsunuz İstanbul'un 3 yerinde fetihin şükür namazı kılınmıştır. Birisi burada Eyüp Sultan, Eyüp Ensari Hazretleri'nin türbesinin olduğu alandı. İkincisi Boğaziçi'nde Dua Tepe'de, yani bugün Dua Tepe denilen noktadaydı. Üçüncüsü de bugün Silivri Kapı'nın dışında kılınmıştı. Neden? Çünkü bütün Nimel Ceyş olarak var olan şehit düşen askerlerin topluca gömüldüğü o Silivri Kapı noktasında defnedildiği yerde de şükür namazı kılındı. Bugün hemen Eyüp'te toplu bir yine Nimel Ceyş kabiri vardı. Tokmak Tepe. Bugün maalesef üzerinden 3. Haliç Köprüsü geçiyor. İşte Fatih'in o şükür namazı kıldığı bu yerde İstanbul'un ilk Selahattin Nimel Ceyş Camii, yani Eyüp Sultan Camii inşa ediliyor. Çünkü İstanbul'un fethine katılmış, gazi olmuş insanlar İstanbul'un ilk mabetlerini, ilk mahallelerini kuruyorlar. Osmanlı döneminin ilk mescitleri ve ilk mahallenin kurucuları da Nimel Ceyş'lerdir. İşte İstanbul'un ilk Nimel Ceyş camisi de Fatih tarafından bugünkü Eyüp Sultan Camii'dir. Efendim, Eyüp Ensari Hazretleri'nin türbesi Osmanlı'nın her döneminde ilaveler yapılarak gelişmiş ve önemli bir ziyaret noktası olarak yer alır. Bugün Eyüp Sultan Camii'nin avlusunun bir bütünüdür. Zaten Eyüp Sultan Camii'nin burada da olmasının tek sebebi Eyüp Ensari Hazretleri'nin türbesinin varlığından dolayıdır. Efendim, eski İstanbullular Hazreti Halit olarak bilirlerdi. Eyüp Ensari ifadesi pek kullanılmazdı ve Hazreti Halid'in türbesine gitmek önemli bir noktaydı. Şifa bulmak için de gidilirdi. Ama en önemlisi İstanbul'un yaralı leylekleri ya da yaralı kuşları buradaki gelir türbedarına emanet edilirdi. Ve türbenin etrafında bu yaralı leylekler ve yavru olup ailesi kaybetmiş leylekler burada bakılır, muhafaza edilir ve ondan sonra da uçabiliyorsa gelecek seneye gönderilir. Uçamıyor ise de burada ölene kadar Eyüp Sultan'ın türbesinin avlusunun etrafında dolaşılırdı. Biz çocukluğumuzda o leylekleri gördük, yaşadık ve İstanbullular Eyüp Sultan Hazretleri ile beraber İstanbul'un göçünün, baharın, kışın sembolü leylekleri aynı eşdeğerde tutuyor. Ve biliyorsunuz İstanbul'un kubruları ilk İslam ordusuyla beraber gelen kuşlardır. O yüzden de kumru, hele bilhassa Eyüpliler için korunan, kollanan ve sevilen bir kuştu. O yüzden ve kumruların sabahları ötüşü de sahabelerle beraber, Nimel Ceyş'lerle beraber zikrediyor diyerekten ifade edilirdi. Efendim, şimdi Eyüp Sultan Türbesi'nin önünden yavaş yavaş diğer Nimel Ceyş kabile
hastalıktan Eyyub Ensari Hazretleri'nin olduğu gibi bir kısmı da kuşatma esnasında askerin en önünde fethe nail olabilmek arzusuyla safların en önündeydiler. Ve onların büyük bir kısmı da şehit düştü. Ve Arap ordusu çekilmeden önce son bir hücum yaptı. Yaklaşık 3 gün sürdü bu hücum. Ve 3 gün boyuncaki gerçekleşen bu hücumda esasında İstanbul'un fethini görememiş. Ama İstanbul'un fethine hazırlık olarak buraya defnedilmek istenen o sahabelerin defnedebilmek için bu birinci sur aşılıp ikinci suranın içerisine kadar gelinmişti. Ve burada bazı sahabeler defnedildi. İşte onlardan birisi de burada olduğuna dair kesin olarak bilinen Peygamber Efendimiz'in süt kardeşi Ebu Hüdre. Ve bu surların içerisine defnedildi kendisi. Ve İstanbul'un fethinden sonra da Fatih Sultan Mehmet tarafından bu bölge yine Neymel Ceyş, yani o sırada İstanbul fethi esnasında vefat edenlerin de defnedildiği bir hazire haline geldi. Ve burada Neymel Ceyşler sofası denildi. Hemen arkamdaki sur kapısından içerideki yere. Ve içeride bir Bizans şapeli vardı ve o şapelin etrafında Peygamber Efendimiz'in süt kardeşi Ebu Şeybe el-Hudri'nin kabriyle beraber diğer Neymel Ceyş kabirleri de yer almaktaydı. Efendim, ve buranın bir türbedarı oldu. Toklu İbrahim Dede. Toklu İbrahim Dede haziresi ya da mezarlığı. Toklu İbrahim Dede Ebu Hudri'nin türbedarı ve ilk türbedarı ve Sultan II. Beyazıt döneminde Peygamber Efendimiz'in süt kardeşinin kabri olması nedeniyle Sultan II. Beyazıt vakfından bütün ihtiyaçları, onarımı, tadilatı ve türbedarların maaşları buradan karşılanırdı. Osmanlı bu kadar büyük bir önem vermişti. Burada Resulullah Efendimiz'in süt kardeşi, hemen ileride de Resulullah Efendimiz'in sancaktarı, ev sahibi Eyyub el-Ensari. İşte İstanbul'da ki sahabe kabirle ilgili bir kısmı makam türbesi olarak varlığını sürdürmekte. Ama iki kabir, bütün kaynaklardan da ifade edilebildiği iki tane de kabir kesindir. Yani Peygamber Efendimiz'in süt kardeşi ilerlemiş yaşına göre 85-90 yaşlarında buraya gelmiş ve burada şehit düşmüştür. Ve aynı yaşlarda da Eyyub Ensari Hazretleri oraya defnedilmiştir. Efendim, bu bölgeden itibaren yukarıya doğru pek çok Neymel Ceyş kabirleri ve sahabe kabirleri yer alıyor. Benim sizin tarafa doğru anlatırken baktığım tepe Tokmaktepe Mezarlığı. Bu mezarlık İstanbul'da Sillir Kapı'nın dışındaki Neymel Ceyş Mezarlığı'nınla beraber burası da bir Neymel Ceyş kabriydi. Tokmaktepe o kadar önemliydi ki Osmanlı içerisinde buraya has bir gül yetişirdi. Ve Tokmaktepe gül olarak denilen bir güldü ki bu gülün burada yetişmesinin veya yetiştirilmesi özelliği de fetih şehitlerine hürmeten Resulullah Efendimiz'in sevdiği bir çiçek gül olmasına sebebinden dolayıydı. Ve İstanbul'un fethinden sonrası da İstanbul'un ilk çiçek pazarı da Tokmaktepe eteklerinde gerçekleştirilmişti ki 1920'lere kadar bu pazar devamlılığını sürdürmüş, dünyanın en eski çiçek pazarlardan bir tanesiydi Tokmaktepe Çiçek Pazarı. Efendim, Tokmaktepe'nin hemen eteğinde bugün Yahudi Türbesi vardır. Yahudi Türbesi de bir Neymel Ceyş Türbesidir. Ama hikayesi çok farklıdır. Evliya Çelebi'nin İstanbul Seyahatnamesi'nde uzun uzun anlatılır. İstanbul'un fethi gecikmiştir. Ve İstanbul'un fethinin akabinde Ayasofya'ya girildiğinde Teller Direk denilen yerde bir naaş görülür. Ve bu naaşı kime ait olduğu sorulduğunda Akşemseddin Fatih'e
İşte İstanbul'un fethinin gecikmesine vesile olan şahıs denir. Nasıl der Fatih? Çünkü İstanbul'u fethinden önce gelmiş İstanbul'un alperenlerindendir. Allah dostlarındandır. Ve İstanbul'un fethi esnasında sevdikleri İstanbullular zarar görmesin diye Allah'ım onlar zarar görmese dua edermiş. Ve İstanbul fethi uzadıkça ve içeriden de manevi olarak dualarla beraber en sonunda Allah'ım canımı al da hem fetih gerçekleşsin hem de benim o halkın zarar gördüğünü görmeyeyim diye dua ediyor. Ve vefatından sonra İstanbul fethinin gerçekleştiği Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde anlatılır. Ve onun naaşı buraya İstanbul fethinde şehit düşenlerini topluca hatta üzerindeki zırhlarıyla kılıçlarıyla beraber defnediliyor ki 1972'de bu köprü inşa edilirken hafriyat yapılıyor ve pek çok İstanbul'un fethi sırasında şehit düşenlerin kılıçlarıyla beraber gömüldüğü görülüyor ve daha sonra da kabirler naklediliyor. Efendim Yahudi türbesi de bugün yola denk geldiği için bugünkü yerine alınıyor ve Yahudi türbesinden dolayı bu bölgeye Yavedut semti teşekkür ediyor ve bu semtte oturanlar vergiden muaf oluyor ve Tokmaktepe'deki mezarlığın bakımı artı buradaki çiçek bahçelerinin ve çiçek pazarının işletimi buradaki yerleşik olanlara veriliyor. Efendim İstanbul'un fethi arasında yaşananlar çok ilginç ve az bilinen unsurlardır. İstanbul'un Eyüp'ü, İstanbul'un ön sözüdür. İstanbul tarihinde gerçekleşen pek çok olaylar Eyüp'te vuku bulmuş ve İstanbul'un pek çok ilklere de imza atmıştır. Daha önceki programlarımızda ifade ettiğimiz gibi İstanbul'daki ilk yalı kültüründen ilk çiçek bahçelerine kadar. Ama İstanbul'un fethinin karşılandığı semtlerden birisidir Eyüp Sultan. Ve burada Fatih Sultan Mehmet'ten önce de ve Fatih Sultan Mehmet ile beraber gelen İslam ordularının İstanbul'u fethi için şehit düşenlerin ev sahibi yapan geniş bir coğrafyaya aittir. Yahudi Türbesi İstanbul'daki önemli ziyaret noktalarından bir tanesi. O da bir Nimelceiş dedik. Ve o yüzden de burada Yahudi Camii de Nimelceiş camilerinden bir tanesi olarak kabul edilir. İstanbul'un ilk mahalleleri, İstanbul ilk camilerinin kurucuları İstanbul fethine katılan gazilerdi. Bugün Rumeli Sarısı içerisindeki mescit de Nimelceiş Mescididir. Bugünkü Arap Camii de Nimelceiş Mescididir. Eyüp Sultan Camii de belirttiğimiz gibi Nimelceiş Camisidir. Ve İstanbul'daki pek çok Nimelceiş mescitleri bugün mevcutiyetini korumaktadır. Efendim bu arkamdaki Toklu İbrahim Dede haziresinden bahsederken esasında Eyüp Sultan'ın da ilk türbelerinden de bahsetmeden geçmemek gerekiyor. İstanbul'daki hatta ilk türbedarlardan birincisi Baba Yusuf'tur. Eyüp Ensar Hazretleri'nin ilk türbedarıdır ve Fatih Sultan Mehmet tarafından oraya atanmıştır. İkinci türbedar da hemen arkamda hazirede kabri de içeride olan Toklu İbrahim Dede'dir. İstanbul'un ilk türbedarları ikisidir. Tabir caizse türbedarların şeyhidir bunlar. Eyüp Ensari Hazretleri'nin türbedarı ayrıca Akşemseddin'in de halifesidir. Ve Bayramiye Tarikatı'nın İstanbul'daki temsilcisiydi. Kabri bugün Sivrihisar'dadır. Eyüp Sultan'ın türbesinin hemen arkasında kabri var ama makam kabridir. Asıl kabri Sivrihisar'da bulunmaktadır. Toklu İbrahim Dede'nin kabri ise hemen arkamdaki hazirede yer almaktadır. Efendim İstanbul'un diğer Nimelceiş kabirlerine doğru gitmeden önce
Efendim, İstanbul'un Medine'sidir Eyüp Sultan. Sahabe kabirleriyle, Nimel Çeşit kabirleri İstanbul'un önemli ayrıcalığı olan bir semttir Eyüp Sultan. Ve biraz evvel Peygamber Efendimiz'in süt karşı Ebu Hudre'den bahsederken hemen onun ilerisinde Hazreti Kab Türbesi vardır. İfade ettiğim gibi İstanbul'daki iki tane sahabe kabrinde herkes mutmain. Burada defnedilmiştir. Eyyub-i Ensari Hazretleri ve Peygamber Efendimiz'in süt kardeşi. Arkamdaki Kab Türbesi İstanbul'daki makam mı değil mi? Ya da hangi sahabeden Hazreti Kab'ın kabri olduğuna dair kesin olmayan kabirlerden birisi, ziyaret yerlerden bir tanesi. Kab Türbesi'nden bahsederken İslam tarihinde 17 tane Kab ismi taşıyan sahabeden olduğunu biliyoruz. Bunların hangisi İstanbul'un fethine gelmiş ve hangisi burada şehit düşmüş ya da vefat etmiş onun da bilgisi yok. Ama iki tane sahabeden Kab bin Malik ve Übey bin Kab'ı anlatmadan geçmemek lazım. Efendim, Kab bin Malik Peygamber Efendimiz'in döneminde zengin bir aileden gelen ve tanınmış bir şairdir. Ve Müslüman olduktan sonra İslam terbiyesi ve ahlak üzerine hayatını devam ettiren Tebuk Savaşı'na Hazreti Ömer zamanında teravih namazını ve Peygamber Efendimiz
Hemen Hazreti Kaab Türbesi'nin ön tarafında Hacı Hüsrev Camii var. Hacı Hüsrev Camii 3. Haliç Köprüsü genişletilirken cami çukurda kaldığı için bu tarafa taşındı ve burası da Hacı Hüsrev Park, Hacı Hüsrev Camii Parkı olarak düzenlendi. Ama işin ilginci, biz Kaab Türbesi bitirip Hacı Hüsrev Camii'nin önüne doğru gittiğimizde bir şeyle karşılaştık. Çorba alabilirsiniz diye. Yaklaştık, çorba değil. Burada gerçekten de pilavıyla, etli nohutuyla beraber bir yemek veriliyor. Ve merak ettik, arkadaşlara sorduk. Dediler ki hayrına burada her gün yemek çıkar. Bütün etrafta ne kadar ihtiyaç sahibi olmayanlara dair herkese biz burada yemek ikram ediyoruz. Çok hoşumuza gitti. Ve bir Nimel Ceyş kabrinin olduğu yerde bu hayrı görmek güzel bir şey. Efendim, Arap Camii de aynı şekilde. Arap Camii'nin olduğu yerde de her öğle namazına müteakip bir yemek çıkar. Ve orada ne kadar fakir, fukara, ihtiyaç sahibi, hatta öğrenciler bile giydirilir, yedirilir, içilir ve burs verilir. Burada da aynı şeyi gördük ve hoşumuza gitti. İstanbul'un manevi mimarlarının yanında hala da insanlığa hizmet edilmesi çok hoşumuza gitti diyoruz. Ve sizleri o görüntülerle baş başa bırakıp diğer Nimel Ceyş ve sahabe-i kiram kabirlerine doğru da yöneliyoruz efendim. Efendim, Eyüp Sultan'ın camisinin hemen yakınında iki tane sahabe kabri bulunmakta. Ebu Derda sahabeden, Ebu Derda ve sahabeden Ethem Efendi olarak geçen iki türbenin ziyaretine doğru giderken Eyüp Sultan Araştırma Merkezi'nin önünden geçiyorduk ki dedik ki buranın bir entelektüel yapısı var ki sizler de muhakkak Eyüp'e gelirseniz Eyüp'ü ziyaret edilen noktalarından sonra muhakkak Eysam denilen Eyüp Sultan'ın araştırmaları üzerine kurulmuş bir merkez var. Bu buranın da çok güzel bir kütüphanesi var. Bu kütüphane ve merkeze bir koordinatör var. Ali Özcan Bey. Ali Özcan Bey'de de bu sahabe kabirleri ilgili kendisinden bir görüş alalım istedik. Efendim, Ali Özcan Bey'le röportajımıza, ondan bilgiler almamıza geçmeden önce Ebu Derda türbesinden size bahsetmek istiyorum. Ebu Derda, Resulullah Efendimiz'in ithafına mazhar olmuş önemli bir sahabelerden bir tanesi. Müslümanların kadısı ya da kadılık mesleğinin piri kabul edilir. Adaletinden dolayı, adaletli bir insan. Ve bir dönem İslam ordularının kadısıdır. Kadı dediğinizde sadece adalet sağlayan değildir. Mali işler de ona bağlıydı. Yani defterdarlık görevini de ifa ediyorlardı ve o sebepten dolayı da hem bugünkü anlamda Maliye Bakanı hem de Adalet Bakanıydı. Daha sonra Şam bölgesinin kadısı olmuştu ve Ebu Derda'nın burada İstanbul'un fethine katılarak buralara kadar geldiği kabul edilir. Sahihtir veya değildir ama şu vardır, Osmanlı bu türbeleri bir noktada İslam medeniyetinin buradaki gelen mücadeleci dönemini ifa etmek, hatırlanmak amacıyla bugüne kadar yaşatmıştır. Diğer sahabe türbesi olan Ethem Baba ya da Ethem Efendi diye halkın arasında ifade edilen Halid bin Zeyd'in sakası, yani sakalar, su satıcıları, su aktarıcıları, su dağıtıcılarının piri olarak kabul edilir. Ve onun da türbesi hemen Ebu Derda'nın türbesinin yakınındadır. Efendim, şimdi yanımda Ali Özcan Bey var. Ali Özcan Üstadım, Eyüp'ün en güzel noktası, yani kalbindesiniz ve buradan da çok güzel bir Eyüp panoraması, Eyüp Camii'nin süliyetini görebiliyorsunuz. Efendim, bu güzellikler içerisinde sahabe
kabirlerle ilgili bize neler söyleyebilirsiniz? Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Böyle bir imkanı bize sunduğunuz için çok çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle belki sahabe kavramı nedir ondan bahsetmek lazım. Sahabe bilindiği gibi Hazreti Peygamberimiz döneminde yaşamış, onu görmüş ve ona tabi olmuş isimlere denir. Yani ağırlıklı olarak sahabe ilk dönem Müslümanları diye nitelendirebileceğimiz bir kavramsal anlama sahiptir. İstanbul çok uzun bir süreden beri İslam aleminin, İslam ordusunun öncelik verdiği, önem verdiği önemli yerlerden birisi, önemli şehirlerden birisi. Hem Bizans'ın kendi dönemindeki Roma'nın belki de en önemli merkezlerinden birisi olması hasabıyla İslam fetihleri için önemli merkezlerden birisi olarak kabul edilmiş bir yer. Bunun için de ilk dönemden beri Müslümanlar buralara seferler düzenlemiş ve fetihlerde bulunma meselesi üzerinde yoğunlaşmışlardır. Bu bildiğimiz kadarıyla ilk dönem Muaviye döneminde bu seferler başlamış ve bu seferlere de Peygamberimiz döneminde yaşayan birçok sahabe özellikle hadis-i şeriften hareketle yani Burun beldeyi fetheden Müslüman ne kadar şanlı, ne kadar büyük bir komutandır hadisi mealindeki bir hadisinden hareketle İslam ordusunun tabiri caizse göz bebeklerinden birisi olmuştur. Bu sebepten birçok sefer düzenlenmiş ve o sefere de sahabelerden birçok isim katılmıştır. Bilindiği üzere en çok Eyüp merkezinde olmak üzere yaklaşık 29 tane sahabe kabri ve makamı bu İstanbul'da bulunmaktadır. Bunlardan 7 tanesi Eyüp'te mevcuttur. Diğerleri Suriçi ve Üsküdar civarında olmak üzere yoğunluklu böyle bir dağılıma sahiptir. Bu sahabeler içerisinde kuşkusuz en önemlisi Ebu Eyüp el-Ensari'dir. Ebu Eyüp el-Ensari'nin fetihte oynadığı rol, Fatih Sultan Mehmet'in onun kabrini bulmak için Akşemseddin'le, hocası Akşemseddin'le olan diyalogları bu sahabeyi oldukça önemli bir isim haline getirmiştir. Ebu Eyüp el-Ensari isminden de anlaşılacağı gibi Ensar'dandır. Yani ilk dönem Müslüman olan, Mekke'de Müslüman olan isimlere ev sahipliği yapmış Medine'deki ilk Müslümanlardan birisidir. Ebu Eyüp el-Ensari aynı zamanda Eyüp semtine ismini veren sahabidir. Yani Eyüp Sultan ismi Hazreti Ebu Eyüp el-Ensari'nin burada metfun oluşu ve kabrinin bulunması sebebiyle semte ismini vermiştir. Ebu Eyüp el-Ensari İstanbul'un manevi mimarlarından, manevi fatihlerinden olarak kabul edilmiştir. Eyüp'te bunun haricinde birçok sahabe kabri var. Bu sahabe kabri ağırlıklı olarak Fatih ile Eyüp arasında bulunan alanda yoğunlaşmıştır ki İslam fetihlerinin ilk başladığı, ilk saldırıların olduğu yerlerden birisi olması dolayısıyla özellikle Savaklar Caddesi arasında birçok sahabe kabri görmek mümkün. Bunlardan birisi Ebu Şeybe el-Hudri, Peygamberimizin süt kardeşi olan isimlerden birisidir. Devamında gelen birçok sahabe kabri bulunmaktadır. Sizin de bahsettiğiniz üzere. Bu sahabe kabirleri İstanbul'un hem İslam tarihine bağlaması açısından hem de İslam dini anlamında İstanbul'un ne kadar kıymetli, önemli olması manasında oldukça açıklayıcıdır. Bu kadar ismin, bu kadar değerli sahabenin bu civarlarda var olması hem fetih anlamında hem İslam tarihinin kıymeti anlamında, İstanbul'un kıymeti anlamında bize çok değerli bilgiler vermektedir. Tabii bu kabirlerin hepsi ne kadar gerçektir, ne kadarı gerçekten burada vefat etmiştir, bunlar tartışmalı şeylerdir. Bunlardan kesin olarak olan iki tanesi dışında birçoğu makam olarak kabul edilir. Makam olarak kabul edilmesi de ayrı bir değere ve ayrı bir öneme sahiptir. Bu önemlerden birisi İstanbul'un ve Osmanlı
imparatorluğunun kendisini yasladığı, kendisini meşruiyet olarak atfettiği yerin neresi olduğuna dair bize çok değerli bilgiler vermesi açısından bu tür sahabe ve Müslüman isimlerinin, Müslüman önde gelenlerin, kahramanların, askerlerin ki bunda birçok farklı isimler ve birçok farklı yerler olması buradaki halk nezdinde de geleneğin nasıl sürdüğünü göstermesi açısından da oldukça kıymetlidir.